Hepinize şanlı Urfa'dan kucak dolusu sevgiler, selamlar benim güzel takipçilerim. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben bomba gibiyim arkadaşlar. Urfa'dayım ve bugün bir gün boyunca Urfa'da neler yenir, neler içilir sizlere onu göstereceğim. Ve şu anda da Balıklıgöl'de giriş alıyorum arkadaşlar. Muazzam bir yer, daha gelir gelmez aşık oldum buralara. Ben hazırım, siz de hazırsanız güzel bir video bizi bekliyor. Hadi başlayalım. Şimdi daha demin Yunus'la burada karşılaştık. Evet. Fırat abi dedi hoş geldin şöyle böyle. Sonra fotoğraf çekildi. Yem almış gelmiş. Gel dedi beraber yemleyelim mi balıkları? Dedim seve seve. Balıkları yemlemekle başladı yemek videomuz valla. Oo, ağza bak. Abo. O kadar beslenmeye rağmen doymuyor balıklar hiç. Bunlarda bir de unutkanlık oluyor abi ya. Balıklardan unutkanlıktan ziyade balıklarla ortak noktamın ne olduğunu biliyor musun? İkimizin de doyma hissi yok. Benim de balıkların da. Oo. Valla balıkları da besledik. Çok memnun oldum kral. Sağ ol, teşekkür ederim abi. Benziyoruz değil mi? Bir tık daha yakışıklı, uzun boylu benden ama. Estağfurullah abi, senin gibi olamayız. Canım benim. Çok memnun oldum. İyi bak. Abi. Yayınlıyor musun videoyu? Yayınla abi. Tamam, yok. Eyvallah cansın. Evde misafir edeyim size. Vallahi. Sağ, bir şey söyleyeceğim. Söylemen, sorman yeter. Burada çekim yapacağız, sonra geri Antep'e falan döneceğiz. He, tamam. Beklerim sizi. Eyvallah. Bugün işiniz düştü mü gelin lütfen. Tamam. Hepinizi beklerim. Tamam. Görüşürüz. Çok sağ ol, kendine dikkat et. Eyvallah, sen de. Samimiyetle başladı video. Vallahi billahi. Şimdi Haşimiye bölgesinde aşağı çarşıya geldik ve burada da kebapçı Köse'deyiz arkadaşlar. Şimdi patlıcan kebabı yemeyi istiyordum ama dediler ki mevsimi değil. Hani yazın dedi, daha iyi oluyor o dedi. Onun için dedi domatesli kebap ve normal kebap alacağım. Valla 10 numara böyle bir pasajın içerisinde böyle salaştan böyle biraz daha yukarıda kokunun efsane geldiği bir mekan. Onu da size söyleyeyim. Reyk hayranım hemen geldi. Kebapları da söyledik. Bir domatesli, bir normal kebap. Onlar da gelince ben buradayım. Evet, karışık kebabımız geldi. Domates ve normal Urfa kebabı bulunuyor arkadaşlar. Yanında da tabii ki biberleri ve lavaşımız da yanında. Şöyle bir, gerçi dürümü yapmadan önce şöyle bir Urfa kebabından şöyle göstereyim. Hmm. Şimdi gel. Öf 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 öf, nasıl sıcak var ya. Furkan aklım gitti Furkan. Akşam serum ha? Muhtemel mi? Bulgur gibi dağılıyor. Vallahi bulgur dağılıyor. Kebap dediğinde aynen böyle olmalı. Kanka canavar oldu. Bunlar cezalı. Bunlar cezalı. Bu yok. Bu yok. Bu cezalı. Urfa'da videoyu çekmem, devam etmem için o acıdan almıyorum. Şöyle bir. Kardeşim, et çok güzel ya. Ya genel anlamda et çok güzel, burada da et çok güzel. Hmm. Bak emin olun, alışkın olmayan kişiler bile bu kebabı yer. Yani ikincisinde alışırsın. İlk başta belki ağır gelir sana ama ikincisinde alışırsın. Çok güzel eti. Dağılıyor böyle. Hmm. Tuzunun ayarı, lezzeti. On numara koyuyor. Ha, ayran da bu arada. Vallahi bundan yemeği çok istiyorum. Ama arkadaşlar sonra ağzım için zehir oluyor, elimden tat almıyorum ya. Ya. Çünkü lezzetli buluyorum, bir daha yiyorum, bir daha yiyorum, bir daha yiyorum. Ondan tat alamıyorsun. Furkan'ım hazır mısın? Ha? Roketlenmeye. Elaya titredi. Kafaya puşiyi bir taktı yani, gerçekten tam oldu ya. Al eline. Ha? Al eline paşam. Bak tadına. Nasıl? İstanbul'dan yiyormuşsun abi. Ya, İstanbul'dan yiyormuşsun abi değil mi? İşte burada. Yüz. Fiyatı nedir abi? Bir porsiyon kebabın. 240 lira. Domatesli. Domatesli de, diğeri de, hepsi haşhaş kebabı bu arada. Domatesinden de haşhaş kebabı diye geçiyor. Teşekkür ederim usta. Ondan sonra onu da söyleyeyim. Biz hani ikisini de gösterelim dedik. Çünkü dediğim gibi patlıcan yazın. Burada şu an patlıcan kebabı maalesef yok arkadaşlar mevsimden dolayı. Aslında bu da çok iyi bir şey. Normalde patlıcan kebabı istiyorum deyip böyle içi geçmiş, tadı olmayan bir patlıcanla da yapabilirler. Ama işte etiklik bunu gerektiriyor. Vallahi 10 numara başladık arkadaşlar. Güzel de yemeye devam ediyoruz. O zaman biz buraları gömüyoruz. Diğer mekanda görüşürüz.
Şimdi de ciğer yemeğe geldik. İkiler ciğer salonundayız kardeşlerim. Hemen masa, hazırlıklar, tık 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 yani oturduk, sipariş ne verelim derken her şey geldi. Ayranı kazanla sunmayı tercih ediyorlar. Çok iyi, çok iyi. Bu arada bunlar ikram. Onu da söyleyeyim herkese yani. Bunlar bana özel değil. Herkese ikram. Bir porsiyon ciğerimizi söyledik. Onlar gelince. Geldi mi ciğer? Gel baba. O geldi bile. Hmm. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Kimi onu rica edebilirim? Bir ciğer al. Eyvallah babuş. Ciğer geldi, ben hemen şu an dalıyorum buna. Şimdi bazı rivayetler var ciğerle ilgili. Hatta burada Diyarbakırlı bir takipçim de var şu an. Onunla da oturduk, muhabbet ediyoruz da. Ciğer Urfa'nın mı, Diyarbakır'ın mı, Antep'in mi? Değil mi? Bizde abi. Ha? Patenti bizde. Patent sizde mi? Ciğer lezzeti, Urfa... Lezzeti de bizde abi. Lezzeti güzel abi. Bunların ikisini toplamanın olduğu yerde Adana arkadaşlar. Kendi memleketine direkt sıkıştırıyormuş. Şaka bir yana, nerenin olduğunu bilmiyorum da yediğim her yerde çok güzel yiyorum. Benim için önemli olanı, kendi aralarında istediği gibi kavga edebilirler. Ben tadına bayılıyorum. Pamuk gibi. Çok güzel, çok iyi. Delikanlıysan kullan. Pişerken üstüne atıyorlar zaten. He? Pişerken üstüne atıyorlar. Atıyorlar değil mi? Fark ettim. Pişerken üstüne atıyorlar diyor yani. Ne ya? Önemli olan şunu yesene. Ben bunu yerim. Ben bunları yerim de. Kanalım size emanet Furkan. Sezgi ablam falan düzenli video yüklesin. Sizler de izlemeyi bırakmayın. Yok, okey canım. Biliyorum ben bunu. Bu biberin handikapı diyeyim. Şu, çok lezzetli, çok acı. Acıya alıştıktan sonra bunun lezzetinden dolayı kütür kütür gömmek istiyorsun. Öyle bir sıkıntısı var. Mehter geldi. Kurban olayım, şu seçimler başlasın da bitsin artık ya. Yıldım ya. İstanbul'da da, Urfa'da da, her yerde bu var ya. Her yerde seçim kampanyası. O zaman şöyle bir ellerimle ikram etmek isterim. Ellerimle ikram etmek isterim. Gelmek istiyorsan gelebilirsin de yanıma. Zaten videonun girişinde Balıklı Göl'de bir takipçiyle de balık besledim. Seninle de beraber şöyle yiyelim. Soğan falan koymadım ama idare edeceğim. Bir de baş parmağımı da verirsen kral bana. Teşekkür ederim. Afiyet bal şeker olsun. İsmin neydi? İsmim Yücel. Yücel, evet. Yücel'le daha demin burada otururken geldi. Aa dedi, Fırat hocam ne haber falan. Dedim ilk seni görmek ne güzel dedim sizde. Dedim ki gel dedim, aç mısın? Açım ama dedi, ben ısmarlarım. Dedim ki yok. Burası çünkü ben. Burada sizlersiniz. Burada da bizim, yani sen aslında bana misafir oldun. Estağfurullah. Onun için. Sizler bizim daimi misafirimiz. Eyvallah. Eyvallah. Sağ ol. Sağ ol. Ben çok mutlu oluyorum böyle. Gelmişsiniz zaten. Aynen. Sen aslen Diyarbakırlısın. Ben Diyarbakırlıyım. Burada çalışıyorum. Urfa'da çalışıyorsun. Eyvallah. Senin peki acıyla aran nasıl? Aram iyi. Kötü i̇yi. Olur mu? İyi değil mi? Seviyorsun. Her daim yiyoruz. Eyvallah. Eyvallah. Ben de seviyorum. Yemeğin tadını bazen aldırmıyor. Poşet alabilir miyim abi? Bazen şey yaptırmıyor böyle, tadını alamıyorum. Evet. Aa bak, geldi bile. Git gel yapıyorum ve pul biber alıyorum. Pul biber mi aldın? Aynen, daima akrabalar. Yücel'le çantamda ne var çekiyoruz. Bu bir haftalık. Şey diyor, bu bir haftalık. Aynen, götürdüğümüz her türlü yerlere pul biberle gidiyoruz. İsot ve pul biber. İsot ve pul biber. Marka belli olmaz. Mesela ben de giderken alacağım. Size bunu takdim edebilirim. Ben giderken alacağım. Bunu size takdim ediyorum o zaman. Ben alacağım. Sağ ol. Teşekkür. Vallahi seni görmek çok güzel. Ben de size. Teşekkür ederim. Her zaman bekleriz. Eyvallah. Teşekkür her zaman da geliriz. Gördüm. Ha bu arada fiyatını öğrenelim abi. Ne kadar ciğer porsiyon? Ciğer porsiyon 150. 150 ne? 150. Vallahi mi? Çok iyi. Yok uygun yani o anlamda. Çok iyi kardeşim. 150 lira bu güzelim ciğerlerin fiyatı arkadaşlar. Biz çıtırdan yavaş yavaş ciğerleri gömmeye devam edeceğiz. Diğer tarafta geliyoruz. Tekrardan Yücel çok memnun oldum. Ben memnun oldum. Eyvallah. Olun, teşekkür ederim. Geliyoruz.
Şimdi salaş mekanları falan görüyoruz ve şimdi de Cevahir Han'a geldim kardeşlerim. Burası da Urfa'da bulunan böyle güzel nezih restoranlardan bir tanesi. Boran'ı yemeye geldim buraya arkadaşlar. Ve burada göresel yemek olarak da gerçekten efsane bir lezzet olduğunu söylediler. Ve buradaki usta da ödüllü bir usta. Hatta böyle çiğ köfteleri falan da ödül almış. Burada da sağ olsunlar herkese gelen ikramlardan da bize ikram ettiler. Yani bunlar bana özel değil. Çiğ köfteyi videoda deneyeceğim. Ağzıma bile sürmedi. Bak şu ekmek sıcacık geldi. Fırat kardeşiniz şundan bölüp de yemedi biliyor musunuz? Vallahi yemedi. Yani bundan yemedim. Arkadaşımınkini yedim. Ben, aha vallahi geldi. Vallahi geldi. Tekrardan hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Eyvallah. Şanlıurfa. Bir tabak yeterdi. Tepsi öncelikle şey tenç. Bakır kabından bahsedeceğim evet. Biraz sizlere. Evet. Şanlıurfa yemeklerinin olmazsa olması özel bakır kaplarda pişmesidir. Tekrar şimdi servis yapacağım sizlere. Eyvallah. Şöyle buram buram lezzet. Çok güzel kokuyor. Servis yapayım. Bu arada şefimiz işte dedim ödüllü şefimiz. Ha şimdi şefe soru soracağım da bir iki tane. Tamam tencereye alabilirim ben. Yüzsüz. Öncelikle bunları indirip hemen size biraz tarihinden bahsedeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu nedir? Bu Boran'ın yuvalağı. Yuvalağı. Evet. Boran'ı Şanlıurfa'nın en çok sevilen yemeklerinden bir tanesidir. Çok da güzel bir hikayesi vardı. Buradan sizlere bunu anlatmak istiyorum. Şah'ın kızı evlendirilmesi üzerine karar alınır ve saray açıları tarafından bütün güzel yemeklerin yapımını ve sunumunu ister Şah'ın kızı. Orada saray açıları bildiği tüm yemekleri sergiler sofralarda. Alıp pul halılar falan serilmiştir. Çok güzel böyle bir organizasyon yapılmıştır. O sofrada tüm ahalinin bir beğenisini bu yemek almıştır. Herkes birbirine sorar hani bu yemeğin adı nedir diye. Kimse bilemez. Sofrada oturan alim birine sorarlar hani bu yemeğin adı nedir diye. O da hani demiş olsa böyle güzel bir yemek Boran Hatun'dan Boran'ı olur demiş. Günümüze de Boran'ı olarak gelmiştir. Evet Boran'ı Şanlıurfa'nın kış yemeği yemeklerinden bir tanesidir. Karacadak pirinç pilavıyla birlikte servis edilir. Onu tamamlayan en önemli unsursa yuvarlağıdır. Yuvarlak eşit değilse o Boran'ı olmamış anlamına geliyor Urfa tabiriyle. Ve yanında sarımsaklı yoğurtla birlikte servis edilir. Bunun da çok güzel bir hikayesini size özelliğini anlatacağım. Sofrada oturan kişiler, evin reisi veya büyüğü kimse onun tarafından kapak açılır ve yemek servisi başlar. He. Bunun kapağını siz açacaksınız ve servis başlayacak. Aç. Ya açılmıyor ya. Yanlış anlamış olayı. Ya açılmıyor bu usta diye. Şöyle. Şöyle. Bunu yaranın üstüne seç. Yarayı iyileştir. Allah Allah. Merhem gibi. Bir şifa deposu. İçerisinde protein, karbonhidrat, lif hepsi mevcut. O zaman bunu çocuklar, bebekler falan filan da... Tabii tabii. Karıştırıp direkt mi? Evet, karıştırıp direkt yiyeceksiniz. Şimdiden sizlere afiyetler olsun. O zaman tek tek değil de böyle karıştırıp mı yiyeyim? Yani şöyle bir nasıl isterseniz. Bir bakacağım. Tamam. Tamamen de alabilirsiniz. Tamam. Hepsinden azar alın. Şefim çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Aslında bana tabak ver. Boran'ı vereyim önden. Bunun malzemesi nedir? Bulgur bildiğimiz evet. Değil mi? İşi köfteli bulgur tarzında. Kıyma, kırmızı pul biber, karabiber. Tamam. Çok güzel. Sözüm tırnak ekmeğimiz. Yemediğim var ya, şifa deposu. Bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar, yani bu çorba gibi yemek aslında. Evet. Yani değil mi? Bir ana yemek. Bir ana yemek evet. Yani bu belli. Yani doyurucuk falan değil. Lezzeti size nasıl tarif edeyim? Hani sebze var, et var. Benim için her şey okey. Yani sadece sebzeli bile olsa çok güzel bir tadı var. Sebze neler vardı? Ispanak mı var? Pazı kök. Börece. Etli nohut var. Yani yoğurt mesela hiç sırıtmamış, çok güzel yakışmış. Yani hani yanlış anlamam, benim haddim değil de yani fikir sadece yani bu. Çok güzel bir uyum olmuş yani. Ama sarımsaklı yoğurt ayrı bir lezzet katmış ve çok onu da çok güzel ayarladıkları için hani hiçbir tadı geçmiyor arkadaşlar. Hiçbir şey bir şeyden baskın değil. Hepsi eşit şekilde dağılmış. Yani burada bu arada kebaptır, mantıdır falan onlar da var. Ama Urfa'ya ait yöresel lezzetlerde geldiklerinde bulabilirler değil mi şefim? Ve buranın menü fiyatlarına baktım. Tamam mı? Yani şöyle söyleyeyim. İşte salaş mekan uygun mekanla işte böyle biraz daha lüks tırnak içerisinde dediğimiz mekanlar arasında falanla aşırı büyük ciddi fiyat farkları da yok yani hani İstanbul'daki gibi ya da diğer şehirlerdeki gibi değil yani hani onu da net söyleyeyim size. Hani zaten şimdi fiyatları falan söylerim ederim de ama ilk önce şu ödüllü bir çiğ köfteden ustamızın
Gel. Dayanam. Gel Furki. Sensiz yiyemiyor. Yiyemem onsuz. Nasıl ama? Çok güzel. Acılık, acılık ayarı çok güzel. Çiğ köftenin. Evet, onun da çok güzel bir kıyası var bizde. Kalsın şimdi bir dakika dur. Hikayeden ziyade yani arkadaşlar genellikle böyle işte ben ev yapımı Urfalı arkadaşlarım yaptıklarından falan yemiştim. O acılık oranı biraz daha kişiden kişiye, yapan kişiden göre değişiyor. Bu çok güzel. Öbürlerini lezzetini alıyor ama yani böyle alev alev isotu bastığın zaman çok aşırı bastığında çiğ köftenin bence lezzeti de gidiyor yani. Ağzın alev alev yanıyor. Acısı nasıldı Furkan? Vallahi mı? Lan yok o kadar güzel ki. Al al. Şundan ye, ağzın sönsün biraz al kardeşim. Ah şöyle yoğurtla bastır biraz. Oranı gerçekten 10 numara 5 yıldız. Şundan ezmeden de bir. Ezmenin tadı güzel. Şunlardan da küçük küçük bakıp söylemek istiyorum. Oranın fiyatı neydi? Bunun fiyatı şefim. Sarımsaklı yoğurt mutlaka olması lazım bu arada. Yani hani şey demeyin, sarımsak sevmiyorum ama merak ettim falan. Bence sarımsaklı yoğurt kesinlikle koydurun. Ha bu ne bırak. Ara sıcaklar. Kusura bakmasın kimse de. 185. Kuru patlıcan dolması çok sevdiğim bir dolma çeşididir yani. En çok da bunu çok severim. Sevgili anneciğim kulakları çınlasın. 10 numara 5 yıldız yapar kıymalı falan. Görünce dayanamadım attım. Bu da muazzam olmuş. 185 lira bunun fiyatı var. Dediğim gibi bu bir yemek bence arkadaşlar. Ve yolunuz düşerse mutlaka deneyin. Et de var, sebze de var. Dediğim gibi bence sarımsağı sevmiyorsan hani koydur çünkü sarımsak çok baskın değil. İki lezzet yani bu total lezzetle muazzam oluyor arkadaşlar. O zaman biz gömüyoruz. Diğer mekanlarda görüşürüz. Şimdi Hamarateller sosyal tesislerine geldik arkadaşlar. Burası belediyenin bir yeri, Urfa Büyükşehir Belediyesi'nin bir yeri ve burada üretim sadece kadınlar tarafından yapılıyor arkadaşlar. Şimdi ben de kadınların ellerinden güzel yemekler yiyeceğim. Yani ne varsa soracağım, ondan sipariş vereceğim arkadaşlar. Buraya kadar gelmişken size bunu da göstermek istedim kardeşlerim. Haydi buyurun içeriye geçelim. Şimdi çalışan arkadaşa şeyi sordum, ne yiyeyim falan, ne tavsiye edersiniz? Her gün dedi kuzu tandır bulunuyor, onu yemenizi tavsiye ederiz dediler. Ondan sonra ben de bir tane kuzu tandır söyledim, arı sıcak tabakları da varmış. Ağzımı suya koyuyorum hala. Arı sıcak tabağı da söyledim, bir tane kuzu tandır, bir tane de arı sıcak tabağı. Onlar gelince ben de buradayım kardeşlerim. Kuzu tandır geldi. Şöyle ara sıcak tabağa geldi. Şimdi şunların isimlerini söyleyeyim. Ağzı açık kıymalı, ağzı yumuk, içli köfte, semsek. Ve burada da kuzu tandırımız. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim, bana olan ekstra hiçbir şey yok. Kuzu tandır bu şekilde geliyor. Yanında salatası, ayran ikramı ve tabii ki iki gözümün çiçeği tırnaklı pide de burada. Hemen şöyle kuzu tandırla başlayayım. Safranlı, kuş üzümlü, şam fıstıklı pilav. Etlerini hastayım bu bölgelerin ya. 10 numara akıyor. Şimdi bu arada bunları da ilk defa yiyeceğim. Tabii ki o arkadan gelen buraya has kuyruk ya. Yine ağzımızın içinde. Yani bu Urfa usulü çiğ börek gibi. İçinde maydanozu, soğanı, ondan sonra kuyruk yağı, kıyma, et. Ama bu arada kuyruk yağı şöyle düşünmeyin. Hani ağır, rahatsız ediyor falan şekilde düşünmeyin. Bence gayet de yakışıyor bunlara. Böyle bir içine de limonunu da sıkalım şunun. Sevgili İstanbullu izleyicilerim, birazdan söyleyeceğim fiyatları duyduğunuzda kemerlerinizi bağlayın yine burada. Bol bol kıyma dolu. Of, çok güzel ya bu. Hamurla kıyma da çok güzel oluyor be. Yakışıyor be. İşte. İşli köfte. Çok güzel abi. Çok güzel akıyor. Yani tandırı, etini tarif edeyim diyorum ama yani bunu anlatamam arkadaşlar. Çok güzel ya.
Azıcık alayım pideden. Dayanamıyorum, azıcık alayım. Yani çok yiyorum ama azıcık alacağım ya. Fiyatlar geliyor. Bu arı sıcak tabağı gördüğünüz 100 TL. Tandır. Bu şekilde yanında ayranı ve salatası var. Tabakta da bunlar var. Ne bir eksik ne bir fazla. Burası da sadece 150 lira arkadaşlar. Evet, tavuk döner dediğimiz paraya burada tandır veriyoruz arkadaşlar. Böyle bir durumu var. Tabii ki burası da şöyle bir şey de söyleyeyim. Belediyeye ait olduğu için bir tık daha dışarıya göre fiyatlar uygun. Doğru muyum? Bir tık da dışarıya göre fiyatları uygun kardeşlerim. Hani onu da söyleyeyim. Hani bilginiz olsun. Çünkü burada kadınlar üretim tarafında olduğu için burayı da çekip sizlere göstermek istedim. O zaman biz buraları gömelim. Yine gömmeye devam ediyoruz. Şimdi kuşbaşı yemeğe geldim. Şu tipin hemen altındaki İrfan sofrasına geldim arkadaşlar. Burada kuşbaşı söyledim. Ya o kadar mutluyum ki et ağırlıklı yemekler yiyorum. Yani sebze yemeği yesem bile et var arkadaş. Yani cennette miyim neyim ben ya? Vallahi bu doğu tarafı benim için her zaman kalp. Mardin'de, Diyarbakır'da da böyleydi. İşte Nusaybin'e gittik, orada da öyleydi. Burada da öyle şu an gidiyor. 10 numara 5 yıldız gidiyor. Söyledim bir porsiyon. O geldiğinde ben de buradayım kardeşler. Yine leğende, kazanda ayran da geldi. Burada da yine fix herkesle gelen var. Allah'ım ya, aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi, Fırat abi, Fırat abi. Sesler yükseliyor Fırat abi, Fırat abi diye. Şimdi şuradan şöyle bir alayım. Bence dişe gerek yok. Bana burada işte yardımcı olan Cihat var arkadaş, sağ olsun. Cihat dedi ki zaten dedi dişine gerek yok dedi, atınca pamuk gibi yapıyor burası dedi. Ben de ne abartıyor ya falan dedim içimden. Gerçekten de pamuk gibiymiş. Harbiden de pamuk gibiymiş. Tabii yine burada da bize acı eşlik ediyor. Olduğu gibi. Hani acı var ama arkadaşlar bunu tok olsan da yersin. Çok lezzetli. Avcarı çok iyi. Soslaması çok iyi. Ben pideyi alacağım da nasıl alacağım onu çözemedim ben ama. Adana'nın sokumu gibi olacak. Aynen. Şuradan şöyle bir sokum. Çok güzel geldi. Şöyle yeşilliğinden de. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Yeşillikler çok taze her gittiğim yerde yani. Onu hep söyleyeceğim unutuyorum. Yanında ikram edilen işte böyle salatalar falan filan. Yeşilliğin tadı bile bambaşka geliyor yemin ederim size. Hani sadece bu ana yemekle değil, yancıların lezzeti de çok güzel yani. Furkan, sence burada ne kadardır? Burada kaçlık oluruz? Bir porsiyon değil mi? Evet. 3.85. İnfaz söyledi bence. Bakalım. He. Ben 220 diyorum. Ben 220 diyorum. Furkan 180, sen tam böyle kilit söyledin ha. Söylerim. Kirmem. Ya kafandaki puşiyle yemin ederim yani. İnsan iştahını açıyor. Acayip ya. Baktıkça iştahım açılıyor Furkan'a. Sen bile sıra gecesinde görüyorum. Bu arada yavaş yavaş işte şeye doğru geçeceğiz. Sıra gecesiz Urfa olmaz. Sıra gecesi de gelecek. Sıra gecesi de gelecek. Ayrılmayın, çiğ köfteyi oraya saklıyorum. 300 TL'ymiş Furkan. Alıştın tabii ya. Tamam bu uygun, aa bu uygun. 300. Evet. Ama şimdi sabahtan beri ucuz, lüks, pahalı her yerde yiyip fiyatlara baktığım zaman o fiyatlara göre pahalı gelebilir ama lezzeti Allah var çok iyi. Bilmiyorum, benim için İstanbul için bu uygun ama Urfa için pahalı olabilir. Bilmiyorum o kadarını ama lezzeti gerçekten çok güzel. Yavaş yavaş yiyeceğim bunları da. Yine kendimden geçtim ya sabahtan beri ya. Onu getiriyorum abi bundan ya abi, o geliyor. Kapanıyor mesela kamera. Sen zannediyorsun ki Ferhat abin ya kardeşim bunu gömüyor. Yaklaşık 45 saniye sonra da aynısını söyleyeceksin. Bak neler geliyor. Aha. Ne geliyor ya? İçli köfteler, tabak lahmacunlar ya. İrfan abi yeter, biz çok yedik ya. Vallahi zahmet etmeyin abi ya. Öyle diyorum işte, ekmeğin de tadına bakmak istedim. Dayanamadım, et yiyorum sadece de. He. Eyvallah. İşte bak Furkan. Nasıl tadına bakmayacaksın şimdi bunun. Aha. Gel işte.
tam da bundan bahsediyorum, anladın mı arkadaşlar? Yani az önce tabakta bir lahmacun vardı. Gelitiriyorlar sağ olsunlar, kapattıktan sonra yok bundan onu da ye. Bak bunu muz da yüzel, Allah razı olsun hepsinden yani. Misafirperverliklerinden konuşamadım bile. Misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederim ama bu da can ya. Yemeği seviyoruz diye. Fırında bir sen bunu da yersin. Bunu da çok seversin. Bak bak bu et tam sevdiğin gibi. Bak bak bu şey tam senin gibi. Diye diye 250 kilo. Kardeşler fiyatı söyledik. 300 lira. Burayı gömelim. Yine devam ediyoruz. Tam gidiyordum. Yine şöyle bir ses. Abi nereye? Dedim başka yere. Dedi dur şıllık tatlısı yedin mi? Dedim yemedim. O zaman dedi gel. Arkadaşlar şimdi bu tatlının asıl adı şıllık değil. Şıllıkı. Kürtçeden geliyor şıllıkı. Sonra buna yuvarlayıp şıllık demişler. Ama ikisinin anlamı birbirinden çok farklı. Şıllıki Kürtçe'de şekerli ekmek. Doğru muyum? Şekerli ekmek olarak geçiyor. Ondan sonra ama şıllığın anlamını zaten Türkçe'de biliyorsunuz. Hani biraz farklı. Bunun önceden şeker böyle kolay kolay bulunmazken, zengin evlerinde falan olurken, ondan sonra köylerde falan, işte böyle misafirle gittiğinde bunlardan şıllıki yaparlarmış. Böyle şekerli ekmek ikram edermişti. Pekmezdi. Ondan sonra şekerli ekmek. Bunun içinde de şu an bu dışa sarılıp kendileri yaptıkları, içinde bunun pekmezi var. Gel gösterelim. Şöyle. Aynen. Bunu kendileri yapıyor bu krebi. Bunun üstünde fıstık, pekmez, şu görmüş olduğunuz sulu şey, pekmez, ceviz, bu bulunuyor. Kaymak bir de. Şöyle bir. Kürt krebi diyebilir miyiz hocam buna? Evet, diyebiliriz. Diyebilir miyiz? Şakası bir yana, hafif. Gerçekten hafif. %10'a yakın bir şeker oranı varmış. Dediğim gibi bu bölgeye ait. Sahibi İrfan Bey işte buranın. Açıkladı hani dedim içinde neler var. O direkt nereden nasıl geldiğini falan onları bahsetti. Böyle buradaki şerbete batıra batıra arkadaşlar yiyorsun. Hani böyle şerbetli falan görüp de ay nasıl tatlıdır falan hiç düşünmeyin. Ceviz fıstık var mı? Bu gece uyumam. Çok güzel dedik. Urfa'da şey derler, bir tabir vardı. Urfa'da doydun derler, doymamışsın. Ekmeksiz yerler. Ekmeksiz. Öyle dedi bana da. Ya dedim, şunlardan ne diyor? Abi diyor, bunlardan ne? Dedim, yok dedim, ben doydum. İşte daha başka yerlere gideceğiz falan. Ekmeksiz yiyor o zaman diyor. Yani, dedim, o da ekmeksiz yemeğiyle yemek, yemek yani. Onu da yediğinde doyuyorum, bunu da yediğinde doyuyorum. Ekmekle ekmeksiz fark etmiyor. Bunda da ekmek var. Bunda krepli. Dediğim gibi 10 numara güzel bir buraya ait bir tatlı arkadaşlar. Hikayesi de kısaca böyle anlatmak istedim sizlere. Bu sefer kesin kalkıyoruz. En azından kaçarım yani giderim. Bir şey ikram ettirmem artık bitti. Şurada. Diğer mekana bu sefer kesin geçtik. Urfa çıtır lahmacun pide mide falan ne varsa oraya geldim. Arkadaşlar burası Urfa çıtır diye geçiyor. Çıtır yani. Direkt adı bu. Lahmacun falan var. Ben ne yiyeceğim peki şimdi? Tirit yiyeceğim arkadaşlar. Ne yiyeceğim? Lahmacun yiyeceğim. Birer tam onlardan sipariş verdim. Onların da tadına bakmak istiyorum. Az yedik çünkü. Daha doymadık. Yemeye devam ediyoruz. Onun için onlardan söyledim. Gelince ben de buradayım. Tirit geldi. Burada da yanında sarımsaklı yoğurdu var. Arkadaşlar bu altında ekmeği, safranlı, et sulu, şöyle parça etli bir çorba diyebilirim ben buna değil mi? Yemek de bu, çorba. Yemek, eyvallah. Şimdi diyor ki, bunda ben dedim hani sirke falan, yo yo dedi. Bunu şöyle sarımsaklı yoğurdunu iyice bir karıştır. Sonra dedi bunu onun üstüne dök. Peki dedim. Ben de döktüm şöyle bir. Hepsini döküyoruz değil mi? Taştı çünkü de. Şu anda doğal antibiyotik. Cihat Bey her şeyi doğal antibiyotik diyorsun. Sen bize... Şu an her şeyi doğal. Bak şöyle göstereyim. Ahır ha. Harbiden yok. Çok yakışıyor. İsteğe göre limonla sıkabilirsin dediler. Hani o biraz yağını hafifletir. Böyle bir ucundan bir sıkayım. Bu arada ekmeği falan içinde bol ha. Bu sabahları da çok tüketiliyor. Doğru muyum? Evet, asıl. Doğru. Asıl sabahları böyle. Çıtır lahmacunda 24 saat açık olduğu için. Eyvallah. Sabahta aynen. Burası 24 saat açıkmış arkadaşlar. Onun için burada hep varmış. Bunlar da yine şey ikramı. Herkese gelen ikramlar evet. Kardeşlerim.
Beğendi. Ya değişik bir his veriyor. Sanki böyle bir beyran, sanki bir paça çiçekmişin gibi geliyor. Ama yoğurtla, sarımsaklı yoğurtla falan bambaşka bir lezzete vermişler. Safran bu arada dikkat ettim, birçok yemeğin içerisinde, yöresel yemeklerin içerisinde safran kullanılıyor arkadaşlar. Ve harbiden de böyle kendi söylemleriyle de hani bağışıklık sistemini güçlendiren, hani faydalı olan yemeklerden oluşuyor. Şimdi ben bunu gömüyorum, lahmacunu bekliyorum. Lahmacun geldiğinde yine buradayım. Urfa lahmacunu geldi. Bunda sarımsak bulunmuyor. Bir de tabii ki bence acı var. Şöyle bir... Aa, leğende değil, bardakta geldi. Tabii ki bu kuyruk ya. Etin en doğal hali. Neresi doğal? Doğal. İçinde bir sürü şey var ya. Pul biberinden soğan kadar. İçinde pul biberi, soğan, bunlar var. İsot var tabii ki. Acı. Nar eksisi de mi var? Değil mi? Nar eksisi yok. Ekşilik neyden geliyor? Yok, ekşilik yok. Acı ama baharat acısı var. Değişik. Yani Urfa'nın lahmacunu bende varla yok arasında. Hani gelen anlamda. Ama yemesem de olmazdı. Bilerek arasına bir şey koymadım, direkt tadını şey yapayım diye. Akar mı akar ama benim damak zevkime hitap ediyor mu, benim tarzım bir lahmacun mu, bence değil. Hani benimsiz veya yani bu bana fazla kaçar. Bu bana ağır kaçar ama videoda da Urfa lahmacunu sizlere de göstermek istiyordum. Fiyatları söyleyeyim ben size hemen şuradan menüden. Acılı lahmacun 45 lira bu. Her türlü akar. Fiyat performans. 45 liraya olur. 45 liraya akar. Tirit'i bulmaya çalışıyorum. Tam tirit de 160 TL arkadaşlar. Yani bir tirit bildiğim bu arada yemek yani. Ha, çorba falan değil o. İçecekler ne kadar? Şalgam 20, su 10, ayran da 15. 15 lira da ayran. Yani böyle bir yerde 100 liraya şınav çekersin. 2 lahmacun yedin. 90 lira ayran verdin, 110 lira. 100, 105 lira, 110 lira para tuttu. 10 numarada kalkarsın. O zaman kardeşlerim bitmedi. Devam ediyoruz. Geliyorum. Ve mükemmel bir final geliyor. Sıra gecesine geldik. Urfa Saray konuk evinde arkadaşlar. Sıra gecesine geldik. İçeride sesli çekim de yapacağız. Artık ses ne kadar gelir, ne olur, ne biter bilmiyorum. Ama müzik şimdi buradan buraya kadar geliyor. Haydi gelin. Şimdi de sıra gecesi. Buyurun. Evet. İlk iş ayakkabıyı çıkartıyoruz. Ayakkabıları çıkartacağız direkt. Furkancığım gel sen de çıkar. Çıkart. Şimdi içeriye doğru hadi giriş başlıyor. Ne halay çekiliyor var ya. Hadi bakalım. Çok hareketli. Çok güzel. Ben de birazdan halaya gireceğim ama muhtemelen beni kovacaklar oradan. Hani ayak uydurması çok zor görünüyor. Ama çok keyifli ortam. Hadi otur aşağıdan. Çiğ köfteyi bile halayla yoğuruyorlar. Çiğ köfteyi halayla yoğuruyorlar. Ama biz de yiyeceğiz şimdi. Şimdi bu sıra gecesinin olayı arkadaşlar böyle çay, su, yemek, ondan sonra bir köfte tatlı bundan oluşuyor. Ve tabii müzik de olmazsa olmadı. Yandım dile, 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 yandım dile, dile, dile. Abo, şova bak oğlum gel. Gel, gel, gel. Davulla ne yapıyor? Bak, bak. Buraya çağıracağım. Davulu buraya çağıracağım. Oho! Benim başım döndü. Benim başım döndü resmen. Vur dayı vur. Oh. Bak bak üstüne su döktü. Üstüne su döktü. Thank you.
terledim, bittim. Çok sıcak. Bak, kan ter içinde kaldık arkadaşlar. Vallahi davul falan, şov, her şey muazzam. Çiğ köfte yiyip kalkacağız dedik. Çiğ köfteyi bekliyorum. Ama kalkamıyorsunuz. Durmayan bir enerji, müzik, eğlence. Zaten şehir dışından birçok turist bulunuyor. Yerli. Şimdi de halay ekibi geldi. Müziği böyle kesmişlerken ara verdiler. Dedim bir rahat rahat konuşalım, bir şey yapalım. Abi davul falan efsane yani. Bak, moralim bozuk. Sıkıntılarım var. Manitamdan ayrıldın. İşinle sıkıntı, aileyle bir şey falan, canı sıkın ya. Yemin ederim şuraya gelsen ne sıkıntı kalır ne dert. Aha bak. Şimdi zurna bak sen. Hey! Hey! İşte çiğ köfte geldi. Müzik de durgunlaşmışken hemen şu çiğ köfteyi şöyle bir alalım kardeşim. Ama bu arada burada hani çiğ köfteci falan filan öyle yok arkadaşlar. Herkes evinde yapıyor. Bazı restoranlar kendileri yapıyor. Bir de sıra gecelerinde böyle bulabilirsiniz. İyisini, hakikisini. Ben de zaten sıra gecesini göstermek istiyordum. Çiğ köftede bahanesi oldu. Böyle bir lezzet yok. Ha simsiyah. Bu acılıktan ha. Simsiyah. Ha şöyle göstereyim işte ya. Efsane ya. Ya bak bugün... Bir şey soracağım. Yaraya sürsen iyileştirmez mi? Abartma Cihat sen. O antibiyotik yok, bunu yaraya sür. Yok onu şey yap. Bu kan ter içindeyim. Bence arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Vallahi Urfa'da tüm gün işte saat kaç ettik? Saat 10 ettik arkadaşlar. Urfa'daydık. Vallahi bizi davet eden, misafir eden, ağırlayan herkese çok teşekkür ederim. Buradan sevgili Cihat'a da selamlar, sevgiler. O da sağ olsun. Yardımcı oldu arkadaşlar bize. Ve böyle ete doydum diyebilirim ya Urfa'da. Gerçekten birbirinden lezzetli, her şey fiyat, performans ürünü. Yani en lüks mekanda bile arada uçurum bir farkı yok. Aslında herkesin gidip yiyebileceği yerler ve lezzetli fiyatlar da her şey muazzamdı. Kebabın tadı efsaneydi. Şu an yediğim mesela çiğ köftenin tadına... Anladım ya, bunu zaten evde falan böyle hazır yapan, evinde yapan yiyebilir. Onu söyleyeyim. Bu çünkü her yerde gidip bulunacak bir çiğ köfte de değil. Buna bayıldım. Gelen anlamda tüm lezzetlere bayıldım. Yani siz de abone olup beğenirseniz çok mutlu olurum. Böyle şehir şehir gezmeye devam edeceğiz inşallah arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.